Milletimiz bilinçleniyor. Şimdi insanlarımız sauna etkili sauna eşofman giyip koşuyor, ter atıyor, form tutuyor. Evlerde, iş yerlerinde, otururken, gezerken sauna eşofman giyiyor. Koşu parkurları, parklar, sokaklar sizleri bekliyor. Siz de sauna eşofmanlarınızla yürüyün, koşun, ter atın. Sadece koşarken mi? Hayır, hayır. Ev işlerinizi yaparken, kitap okurken, televizyon seyrederken, hatta iş yerlerinizde çalışırken bile Sporab sauna eşofmanla form tutabilirsiniz. Sporab sauna eşofmanının su geçirmeyen özel ithal kumaşı yırtılmaz, çekmez, dayanıklıdır. Su ve hava geçirmeyen özelliğiyle de terletir, sauna etkisi oluşturur. Böylece vücudunuzdan bol bol ter atar, formunuzu korursunuz. Boş vaktim yok demeyin. Siz de özel bir vakit ayırmadan otururken, gezerken tüm faaliyetlerinizde Sporab sauna eşofmanını kullanabilirsiniz. Sporab sauna eşofmanının modern tasarımı, şık görünümüyle siz de kendinizi yenileyin. Atlas Pazarlama, beğeniyle izlediğiniz Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresinde anlatılan İslam ve Vatikan kaynaklarından derlenen bilgilerle 18 bölüm olarak çekilen Ashab-ı Kehf dizi filmini CD ortamına aktardı. Ashab-ı Kehf filmini VCD olarak bilgisayarınızda, DVD'nizde veya PlayStation'ınızda seyredebilirsiniz. Ders anlatımını evlerinize taşıyoruz. Artık ders konularını hemen öğreneceksiniz. Bir ÖSS VCD setiyle kazanacaksınız. Bir ÖSS VCD setinde bir dershanede verilen eğitimin tamamı uzman öğretmenler tarafından sizler için dershane ortamında hazırlandı. Özgün ve ayrıntılı konu anlatımıyla, örnek soru çözümleriyle bir ÖSS VCD seti başarınıza başarı katacak. Türkçe, matematik, geometri, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe derslerinin anlatıldığı ve sorularının çözüldüğü üniversite hazırlık bir ÖSS VCD seti, bir dershanelerinin sizlere sunduğu bir eğitim hizmeti ve müthiş bir kaynak. Bir ÖSS VCD seti içinde 240 sayfalık bir ÖSS deneme sınavları kitabı, ÖSS benzeri sorularıyla sınav heyecanını sizlere doyasıya yaşatacak, kazanacaksınız. 200 dersten oluşan 100 VCD fiyatı sadece 129 milyon lira. Unutmayın, üniversiteli olmaya az kaldı. Atak Organizasyon 0212 532 62 55. Hemen arayın, siz de bir adım öne geçin. Mercek. Bilimin gösterdiği gerçek. Oruç tuttuğumuz zaman namaz kılınmaz. Sabah ezan okunur okunmaz. Yasin-i Şerif'i okurken. Vesvese bir de oradan gelir. Atak ettiğim için kurbanımı kesin. Dinimizi öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. İtikat, ibadet, ahlak, hukuk, ekonomi. Günlük hayatınızda kafanıza takılan sorulara verilen cevapları hayat dersleri dinimi öğreniyorum da bulacaksınız. Ekranlarda severek izlediğiniz Profesör Doktor Cevat Akşit Hoca'nın sıcak ve samimi anlatımıyla Dinimi Öğreniyorum Hayat Dersleri programı tam 24 VCD 1560 dakika. Anlamadığınız konuları tekrar tekrar seyredin. Evinizde, iş yerinizde, çocuklarınızla, komşu veya arkadaşlarınızla gelin bir sohbet mekanı kuralım, dinimizi öğrenelim, öğretelim. Ya da bu seti sevdiklerimize hediye edelim. Dinimi Öğreniyorum'u bilgisayar, DVD, PlayStation ya da VCD player'ınızda seyredebilirsiniz. Hayat Dersleri Dinimi Öğreniyorum setini 24 VCD olarak sadece 29 milyon 900 bin liraya adresinize teslim ediyor. Bu mükemmel esere siz de sahip olun. Unutmayın, çocukça okumak bir ayrıcalıktır. Çocukça, gazete bayilerinde. Thank you.
Cinde bayrağını sen, Rebiya bayrağını ben alayım. Ama Cinde ve Rebiya bayraklarını Ali sana teslim etti. Ne yapayım Eşaz? Sen varken Cinde bayrağını taşımaktan utanırım. Ali muhakkak bir hikmet görmüştür. Sen tereddüt etme. Komutanlığın mübarek olsun. Rebiya bayrağını Cinde bayrağına as ve atını sür. Ben Cinde savaşçılarından biri olarak her zaman senin emrindeyim. Mahduk! Mahduk, savaş borusu çal. Eşas, Cindileri hazırla. Uyanın! Uyanın! Hadi Cinde savaşçıları, ileri! Thank you.
Umarım haberleriniz iyidir. Bu halinizden Malik Eşter'in öldürüldüğünü anlayabilir miyiz? Sıffin suları Malik'in eline geçti. Ne? Peki, inisiyatif kimdeydi? Saldırıyı biz gerçekleştirdik. Ve başarı Malik'e nasip oldu. Suların muhafızlarının komutanı sen miydin, Ebu Leker miydi? Teklif bana aitti. Abu Leker de beğendi. Onların uykuda olduklarını düşünüyorduk. Gece yarısından sonra saldırdık. Fakat göz açıp kapayıncaya kadar Malik bir ordu hazırladı. Hinde ve Rebia karşı hamlenin öncüleri oldu. Duydun mu? Eşas Kindi dedi. Eşas Kindi'yi bana bırak. Diğer komutanlar ne yaptı peki? Saldırı ağırdı. Suları onlara bırakıp geri çekildiler. Şimdi savaşın inisiyatifi Ali'nin eline geçti. O sular Sıffin'in boğazıydı. Çok geçmeden askerlerimiz arasında su darlığı baş gösterecek. Sen ki bir zamanlar halifenin vekiliydin. Bizi de mi mazlum akıbetine uğratacaksın yoksa? Açıkça söyleyeyim, bunca rezaletin sorumlusu sensin. Canımızı dişimize taktık amcaoğlu. Eğer Fatih olamadıysak bu düşmanın güçlü oluşundandı. Eğer gafletten ötürü yargılanacaksam tek tek hepimizin suçu var, hepimizin. Dur! Bu ordunun sahibi var, sakın unutma. Benim karşımdayken sakın sesini yükseltme. O uzun dilini sakın bir daha karşıma çıkarayım deme. Ne yaptığını biliyor musun? Eğer o suyun önünü tıkarlarsa burada susuz kalacağız, farkında değil misin? Bana bir ordu ver, boğazı geri alayım. Bu kadar kolay mı sanıyorsun? Ferasetin olsaydı, sahip olduğun boğazı vermezdin. Bu işi bana bırak ya Emir. Ne yapacaksın Amr? Göreceksin. Su içinse endişelenmene gerek yok. Ali'nin bizi sudan mahrum bırakacağını sanmıyorum. Ali'nin anlayışına göre bu yiğitliğe sığmaz. Görüyor musun? Muhakkak yine dostane bir mesaj götürüyordur. Ali kesinlikle suyu kesmeyecek. Biz bu cemaati ortadan kaldırmaya geldik Magdup. Susuz kalsınlar ki çabuk ölsünler. Bu Ali'ye göre değil Eşas. O düşmanla yiğitçe dövüşür. Yiğitçe mi? Onlar bize suları kapatmıştı. Ordu komutanı ben olsaydım suyu derhal keserdim. Bize muhalif olmuşsun Eşas. Yanlış bir şey demedim ki. Ali düşmana haddinden fazla müsamaha gösteriyor. Eğer böyle giderse bu iş çok uzayacak. Eşas, Nabıga'nın oğlu Amr'ın sana yolladığı mesaj doğru mu? Ne mesajı? Herkes Amr İbn As'ın sana mesaj yolladığını konuşuyor. Farz et ki göndermiş, ne olur yani. Ben Nabıga'nın oğlunun hilelerini çok iyi biliyorum. Kaysa neler yaptıklarını görmedin mi?
Seni de bozmalarından korkuyorum Eşas. Ali bilhassa Kinde ve Rebiya komutanlıklarını bana verdi. Derhal gidip biadını yenile. Kırbanı iyice doldursaydın sağsa. Peki niçin Malik? Zira Naba'nın çocukları susuz kalmış. Bu kadar çabuk mu? Karşımızdaki ordu kaybetmek için buraya gelmedi. Kırbasında su olan zor zamanlar için saklıyor. Öyle sanıyorum ki şimdi orada su dinarla alınıp satılıyordur. Su yolu açık. Ebu Ayezid. Ne yazmış? Her zamanki vaazları işte. Cemel ashabının akıbetini düşünmemizi ve ona biat etmemizi, Müslümanların kanını dökmememizi istiyor. Al, kendini oku. Bu işi vaazlara bırakırsak, o zaman bu savaş yıllarca sürüp gidecek. Cevabın nedir ey Bayezid? Ali yeni bir gedik açmamış sağsa. Madem Müslümanların kanının dökülmesinden üzüntü duyuyor, neden Şam'ın yönetimini bize bırakmıyor? Ali hakkı maslahata yeğliyor. Yeğlesin. Biz de eski cevabımızı tekrar ediyoruz. Ali halifeliği şuraya bıraksın, halifenin katillerini de bize. Git hadi, git. Git. Ebu Ayezid. Sağsa. Sen susamadın mı Amr? Susadım. Ama bu kırbanın suyuna değil. Eşas kindi gibilerinden daha ümidimi kesmedim. Sıffin boğazından su içmek istiyorum. Bu gece Fırat'ın yatağını değiştireceğiz. Anlamadım. Söyle, ne diyorsun? Hiç. Ben birkaç davulcu ve bir parça deriyle Malik'e saldıracağım. Kazanırsam kazandım. Kaybedersem kaybım sadece bir parça deri olacak.
Magduk. Evet. Oku. Bu mektubu iyi oku. İyiliksever bir Müslümandan sahilde oturan müminlere. Askerlerinizi boğazdan uzaklaştırın. Şamlılar Fırat'ın yatağını değiştirmek için bu gece harekete geçecek. Bir karınca sürüsünü andıran Şamlılar kılıçlarını bırakmış, ellerine kazma kürek almış. Çok geçmeden güçlü bir sel üzerinize gelecek. Niçin gülüyorsun? Amr'ın belagatına gülüyorum. İnanıyor musun Eşas? Bunu Nabıga'nın oğlu Kufelilerin şuurunu ölçmek için göndermiş. Bu hilesine kanmamalısın. Yapıyorsunuz? Şşş! Sessiz ol. Aklınızı mı kaçırdınız? Bak, davulcuların sesini duymuyor musun? Gel şurayı dinle Mağduk. Fırat'ın yatağını değiştirmek niyetindeler. Ne demek bu? Yani şimdiye kadar Fırat bu taraftan gidiyordu. Şimdi bu taraftan gidecek. Sanki bir ordu vuruyor. Kopardığınız gürültü de ne? Fırat'ın yatağını değiştiriyorlar. İşte delili. Araştırmaları için adam göndereceğim. Kalkın.
Hilekar bir orduyla karşı karşıya olduğunuzu daha anlamayız. Ayağa kalkın. Bunlar Amr İbni As'ın dokuduğu düşler. Yerden gelen sesler de mi düş peki? Bu mektubu yazan her kimse sesini de hazırlamış. Bizler binlerce kazmanın sesini duyuyoruz. Bir deniz, deniz, Fırat bizi yutacak. Askerleri boğazdan uzaklaştır Malik. Gitmeyin, gitmeyin. Onların çocuklarına sen mi bakacaksın? Sana daha ilk günden inanmadım Eşas. İkide bir biat yenilemen boşuna değildi. Amr İbn As rakiplerinin Eşas gibi aptallar olduğunu gayet iyi biliyor. Amr! 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 Birbirlerine girdiler. Bölük bölük kaçıyorlar. Git. Artık askerlerine hazır olmalarını söyle. Artık git. Durun! Gitmeyin! Durun! Gitmeyin! Durun! Durun! Gitmeyin! Kaçmayın! Kaçmayın! Durun! Kalın! Kalın korkaklar! Bu Nabuhan'ın oğlu Amr'ın hilesinin sesidir, anlamadınız mı? Çekil yolumuzdan! Çocuklarımızı yetim mi bırakmak istiyorsun? Malik! 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 Malik, Şamlılar saldırıya geçti. Kalanlara geri çekilmelerini söyle. Ne
Nereye salsa? Su elçisiyim Malik. Suyu bize kapatacaklar. Biliyorum. Uhud olayı tekrar edildi. Ali'nin gözlerine bakacak yüzüm kalmadı. Ali'nin askerleri görünümünde Yeşil Saray'a hizmet edenler utansın. Ayağa kalk komutan. Ordumuzun temel direği aptalca bir oyunla titremez. Bu cahiller Ali'nin ordusunda olduğu sürece fetih bize nasip olmaz. Yazıklar olsun. Malik, bu yenilginin acısı verdiği derse değer. Cehaleti esir olanlar için ibret olsun. Evet. Niye geldin söyle. Bildiğin halde niye soruyorsun? Ali susamış mı? Uygun bir soru değil. Konu Ali'nin susuz kalışı değil. Ali Boğaz'a hakimken sizlere suyu kapatmadı. Şimdi sizden aynını bekliyor. Ama kapatacağız. Sizin şehit halifeye suyu kapattığınız gibi. Su yolunu kapatmak tehlikeli. Susuz kalırlarsa kılıçla suya hakim olurlar. Biz Sıfine savaş için geldik amca. Savaş. Ancak aklınla. Ali'nin ordusunu yıpratacak bir şey yapmalıyız. Sıfin savaşının kaderini kılıçla belirlemek istersen kaybedersin. Kendin söyledin, savaş ilmini bilmiyorsun. Sen bilirsin. Sen bilirsin Yezid'in babası. Peki askerlerine çektiğin nutuk neyin nesiydi söyler misin? Ben Küfelilere suyu yasak ettim işte o kadar. Allah beni affetsin. Hadi yürü. Gerçekten de her şeyi hak ediyorsun. Git buradan. Muaviye bize suyu yasakladı. Ey müminler, Muaviye bize suyu yasakladı. Kim su istiyorsa savaşmalı. Muaviye bize suyu yasakladı. Allah'ın helalini haram kıldı. Muaviye suyu bize yasakladı. Allah'ın helalini bize haram kıldı. Kim su istiyorsa savaşmalı. Muaviye bize suyu yasakladı. Ey müminler, biliniz ki Muaviye bize suyu yasakladı. Helal olanı haram kıldı. Ayağa kalkın ve savaşın. Muaviye bize suyu yasakladı. Savaşmamız gerekiyor. Ey müminler, savaşmalısınız. Eşas ordunun can damarını kesti. Çare nedir Malik? Ne yapmamız gerekiyor? Suyun yolunu açmalıyız. Astagfirullah.
Evet büyük komutan. Tek başına koca bir orduyu mahvettin. Mutlu musun? Evet, mutluyum. Siz bana güvenmediniz. Ben de asın hilesine aldandım. Beni dinlemeliydin. Başına buyruk hareket etmemeliydin. Eğer biz suyu Şamlılara kapatsaydık, Amr susuz kalır ve kafası entrikaya çalışmazdı. Yanlış hareketinle yanlış çıkarsamalarda bulunuyorsun. Biz su yolunu onlara yiğitliğin şartı olduğu için kapatmadık. Peki onlar size ne yaptı? Biz kendi davranışlarımızdan sorumluyuz. Hata benimse telafi ederim. Susuzluk bize diz çöktürmeden işi bitirelim. Ben bütün gücümle hazırım. Savaşalım Eşaz. Su isteyen kılıcını çeksin. Savaşmazsanız susuzluktan ölürsünüz. Eğer savaşırsanız hepinizin hayatta kalma ümidi var. Yaşamak istiyorsanız kalkın. Savaşalım! 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 Savaşın. Ancak Fırat'ın suyu için değil. Dininiz için savaşın. Su için değil. Neredesin Velid? Yine nereye bakıyorsun öyle? Dinleyin. Deve ve davul sesi. Sıcak kafana vurmuş olmalı senin. Thank you.
Durun! Savaş davulu çalın! Bunlar nasıl adamlar anlamıyorum. Onları gece yarısından önce beklemiyorduk. Malik Eşter, bütün Ümeyye oğullarını tek tek avlamayıncaya kadar vazgeçmeyecek. Hadi bakalım, durma hadi! Arkadan
vurdu. Arkadan vurdu. Kimdi? Tanımadın mı? Onu tanımadın mı? Haris. 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 Oğlum. Haris. Onu kaybettik. Haris. Haram ayların gelmesi üzerine Kufe ve Şam orduları savaşa ara verdiler. Bu aylar boyunca İmam Ali'nin askerleri su yollarını ellerinde tuttular. Ancak asla Şamlılara su yolunu kapatmadılar. İmam Ali'nin düşmana karşı sergilediği bu yiğit tutum, onu yeterince anlayamayan Şamlıların kendilerine gelmesine yol açtı. Bu ordunun aydın gönüllü çok az bir kesimi gerçeği idrak ederek Hazreti Ali'nin ordusuna katıldı. Ne yazık ki Şamlıların büyük bir çoğunluğu gerçeği göremedi ve Nabıga'nın çocuklarının entrikalarına boyun eğdi. Haram aylar geçti. Bu iki ay Siffin'deki askerlerin moralini bozdu. Küfelilerin şartları daha da kötüydü. Zira evlerinden çok uzaktaydılar ve Siffin'in iklimine alışkın değiller. Bu aylar boyunca İmam Ali, Şamlıların kampına defalarca elçi göndererek onları uzlaşmaya ve kendisine biat etmelerini sağlamaya çalıştı. Ne var ki Yeşil Saray'ın sahipleri kulaklarını Ali'nin öğütlerine tıkadı. Haram ayları bittikten sonra Kufe ve Şam orduları Ali'nin gerçekleşmemesi için elinden geldiği çabayı gösterdiği bir savaşa doğru sürükleniyorlardı. Bahçıvanlık mı yapıyorsun? Bahçıvanlık yapıyorum. Ben yeşile ve yeşilliğe çok alışkınım. Buyur ekmek ve soğan ye Malik. Bağlı olduğun bölüğün komutanı görse sana bir şey demez mi? Ama bunu Ammar gördü ve hediye olarak Nur suresini kendi elleriyle yazıp bana verdi. Allah'a yaklaşmak niyetiyle, Allah'ın niyeti kara kalpli şeytana olsun. Hayır, hayır. Yine olmadı. Yine niyetinde şüphe vardı. Şüphe vardı. Halisane değildi. Halisane değildi. Yakınlaşma niyetiyle söylenmedi. Baba, bu kadar yeter. Çık artık, üşüteceksin. Konuşma, sus konuşma. Müşrik mi oldun? Git başımdan, dikkatimi dağıtma.
Allah kabul etsin Ebu Kuta. Cennetten daha yüce bir yer yok ki Allah ibadete karşılık versin. Hı. Nereye ulaşmaya çalışıyorsun böyle? Söylesene, kaç vakit namaz kılıyorsun? Namaz kılmayıp da ne yapayım Eşas? Namazımı kılıp biricik yavrum için dua etmekten başka ne yapabilirim ki? Savaştan ne haber? Nasıl gidiyor savaş? Ses seda yok. Böyle giderse 10.000 rekat daha namaz kılabilirsin. Yaşlı ve bunak bir ihtiyarım. Benim aklım almıyor. Ali insanları boş yere oyalayarak vaaz verip duruyor. Muaviye vaazdan etkilenseydi şimdiye kadar etkilenirdi. Herkes usanmış. Ben de şüphelenmeye başladım doğrusu. Ali'nin niçin su yolunu kapatmadığı üzerine düşündün mü hiç? Bilmiyorum. Malik, haram aylar sona erdi. Askerler boş boş oturmaktan yoruldu. Bıkıp usanmışlar. Ne zamana kadar Ali vaazla cihat edecek? Amr İbni As, cahil Kufe halkından ümidini kesmemişti. Kufeliler Ali'yi Şamlılarla savaşmaktan korkmak ve tereddüt içinde olmakla suçladılar. Hazreti Ali şöyle buyurdu: "Bütün bunları ölümden kaçınmak yüzünden mi sanıyorsunuz? Andolsun Allah'a, ölüme gitmeme yahut ölümün bana gelip çatmasına aldırış bile etmem ben. Ama Şamlılar hakkında bir şüphe mi var diyorsunuz? Gene andolsun Allah'a ki savaşı bir gün bile geciktirmem. Ancak onların bir bölüğünün bana katılarak doğru yolu bulması, benim ışığımla gözlerinin ışıyıp gerçeği görmeleri içindir." Nasılsın Ammar? Işık saçıyordum Malik. Bir ovada ışık saçıyordum. Dün gece rüyamda peygamberi ziyarete gidiyordum. Muhammed'i gördüm. Okuduğu ayet aklımda kalmadı. Bir şeyler söyledi, onları da unuttum. Ama beni ismimle çağırıyordu. Allah'ın Resulü beni adımla çağırdı. Peygamberimiz bana bir sır verdi. Ama bunu gerçekleşmeyinceye kadar açıklamayacağım. Bana inanıyor musun Malik? Neden inanmayayım? Senin tertemiz bir kalbin var. Savaştan ne haber? Yarın savaş ilan edeceğiz. Yarın mı? Evet, Ali'nin çadırına uğra. Bir laf edip onu kederlendirmekten korkuyorum. Malik, Ali hepimizden çok seni sever. İsterdim ki onu, halkının onu sevdiği bir zamana götürmek için kuvvetim yetsin. Yetecek Malik, yetecek. Dünya durdukça mazlum insanların gözleri hep Ali'yi arayacak.